Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Melike Selçuk. Bugün sizlerle bir alış, veriş videosuyla birlikteyiz. Kasım alışverişiyle birlikteyiz arkadaşlar. Kasım ayı, iflas ayı yok. Bittik arkadaşlar ve bu part 1 olacak bu arada. Yani neymiş arkadaş bu Kasım alışverişi, Kasım indirimleri, oymuş buymuş, Black Friday bilmem ne falan. Yok, bittik ya. Niye Kasım bu kadar önemli ya? Kasım ayı yok. Kasım ayı yoksak Aralık, Ocak ayı da yokuz yani. Bitti. Paraları bitirdik. Yok. Yani bir iki sefer giyeceğimiz şey için bu kadar para harcanır mı arkadaş? Harcadık işte. Bitti. Yok. Neyse. Sizlere çok güzel bir video hazırladım. Evet. Hiç vakit kaybetmeden, geyik yapmadan başlayalım. İlk olarak şu deneyemeyeceğim şeyleri öncelikle bir açalım. Evet, bugün denemeli alışveriş videosu yazmışım ya, başla. Evet, deneyeceğiz bugün. Ya beni niye linçliyorsunuz arkadaşlar? Denemeli alışveriş videosu diyorum. Ha, denememişsin. Yok, denemesiz alışveriş videosu falan. Ya o anki moduma bağlı olarak alışverişimi ya deniyorum ya denemiyorum yani. Neyse, dur şu sütlü köpüklü bir tane kahve yapmıştım kendime, ondan bir iç. Karamel latte macchiato yaptım kendime arkadaşlar. Kahve makinamla. Çok sıcakmış. Neyse. Pense'nin biliyorsunuz mutlaka herkes almıştır diye tahmin ediyorum. Bir alana bir bedava kampanyası vardı. Şöyle bir tane 40'den bir çorap aldım. Kestane renginde, böyle kahvemsi renklerde falan. Zaten renginde çok net görüyorsunuz buradan. Bu yıl zaten çok sık bu renkleri göreceksiniz bu arada. Bir tane bundan aldım. Bir tane de böyle daha böyle incemsi. İncemsi ne ya? Öyle bir kelime mi var? Neyse. İnce bir. Yine bu da 40 denmiş ya. Bu da 40'den. Neymiş bu? Bu şeffafmış. He, yo, siyah. Bildiğin direkt siyah almışım yani 40'den. Ha, çok sık kullanıyorum arkadaşlar siyah. O yüzden de. Bu arada ben bunları normalden daha büyük bir beden alıyorum. Ki yırtılmasın diye. Çok hızlı yırtılabiliyorlar. 40'den bu arada bu şekilde görünüyor. Bu arada bunu siyah da aldım ama bir tık lacivert görünüyor sanki, değil mi? Bana mı öyle geliyor? Bir yorumlarda yazın bakalım arkadaşlar. Bu şekilde. Bu da kahve rengisi. Kestane rengi. Evet, tabii ki de bunları deneyemeyeceğim. Şöyle kalsın. Bu paket için inanılmaz heyecanlıyım. Çünkü Koton'da şapkalarda inanılmaz indirim vardı ve şapka aldım. 3 tane. Ve 3 tane şapkayı bayağı ucuz aldım ya. Umarım böyle eciş bücüs kırış mırış olmamıştır diyeceğim ama çok da imkanı yok gibi arkadaşlar. Neyse. Şurada kalsın. Bir tane yazlık. Aslında bunu yaz kış kullanabilirim ama bir tık daha yazlık böyle. Bu arada bugün kulaklığımı takmadım. Bilmiyorum ses nasıl geliyor ama kulağımda küpe var. Kulaklığı taksam böyle tıkır tıkır ses gelecek. O yüzden de takmak istemedim. Evet, şöyle bir şapka. Saçımı açıp bunları bir deneyeceğim bu arada. Bunları denemek çok da zor değil. Gönül gözün kapalı, yine de sana yazılıyorum. Kız ne kadar güzel oldu. Bu arada var ya, ben bunu kışın da kullanırım ha. Çok beğendim. Cidden beğendim. Bu arada reklam falan değil bunu. Gittim direkt kendi paramla falan aldım yani. Nasıl? Bence güzel. Güzel, beğendim. Bu bedeni falan yok bu arada. Standart beden bu. Etiketini falan da koparmışlar bu arada. Ya şunları çok severek aldım bu arada. Bakar mısınız? Saten. Çok güzel. Deseni falan acayip iyi. Bakalım nasıl duracak. Üstündekiyle de bayağı iyi oldu bu arada. Üstündeki kabartmaları şey, böyle yıkayınca düşebilecek bir şey değil. Direkt olarak dikiş bu arada. Beğendim. Melike bunu sevdi. Şimdi diğerine bakalım. Bu arada bu da o siyahın bir tık daha
Yine bu da saten. Bu yeşili böyle daha yine parlak saten yeşil. Ya bunu aslında işim alma demişti ama. Valla geçen yıldan beri aklımda. Geçen yılda indirime girmişti ve almamıştım. Eşim yine o zaman alma dedi. Evet, bu yıl dayanamadım ve aldım. Ya çok güzel. Acayip beğendim bu arada. Bu şapkaları mutlaka bir kombin yapacağım bu arada. Kombin reels'ı ayarlayacağım. Çekeceğim arkadaşlar. Şeye beklerim mutlaka Instagram'a. Instagram adresimi de eklerim buraya bir yere. Şuraya sağa sola hiç fark etmez. Mutlaka bir yere ekleyeceğim. Beğendim. Melike bunu sevdi. Ya bana şapka yakışıyor aslında. Bak geçen yıl mutlaka YouTube videolarımda görmüşsünüzdür. Geçen yılda kışlık böyle yuvarlak şapkalardan almıştım. Bir kahverengi bir siyah şapka ama sadece videoda kullandım. Başka da hiç kullanmadım. Böyle heveslenip alıyorum inşallah bu yıl. Niyet ettim şapka kullanmaya. Şimdi Sagaza'dan bir şeyler aldım ama bunun içerisinde ekstra başka bir gömlek daha var. Çünkü kargo geldiğinde ben bunu açtım. Ne var ne yok diye. Şimdi bir tane şu Sagaza olmayan Milla'nın kendi gömlekisi. Sarı bir gömlek. Bir de dur Sagaza'dan aldığımı da göstereyim. Bu da yine indirimdeydi. Beyaz bir gömleği. Bunları hemen deneyeceğim şimdi size arkadaşlar. Bir saniye. Sonra yok denemesiz videoydu. Yok şöyleydi. Yok böyle. Aman bir tane denemişsin falan. Hiç polemiklere giremeyeceğim arkadaş. Neyse deneyip geliyorum bir saniye. Bu böyle sarı bir gömlek. Milla'nın. Böyle sivitlerin altına giymek için aldım. Hatta bir beden büyük aldım sanırım. Bu arada bedenine de bakmadım. Neyse bileklerini de böyle ilikleyemeyeceğim. Şu an çok zor oldu. Bunu gömleklerin altına giyerim ama şöyle etekle de inanılmaz güzel olmadı mı ya? Acayip iyi beğendim yani. Şöyle yapsam bunu. Şöyle içine koysak. Bir şey söyleyeyim mi? Etekle de bu arada efsa oldu. Ben bunu böyle de giyerim. Beğendim. Fiyatına inanamayacaksınız. Bunu 50 mi 60 liraya mı ne aldım? Sadece rengi böyle arada kalmış bir sarı olduğu için muhtemelen fiyatı çok düşüktü. O yüzden de direkt hiç kaçırmadım ve aldım. Beğendim. Bayağı oversize bu arada ya. Bir beden büyük aldıysam almasam bile olur varmış yani. Gideri varmış. Bakar mısınız? Evet şimdi sıra beyaz arkadaşlar. Evet Sagaza'nın gömleği de bu şekilde. Ay şunu şöyle atayım. Abi niye bu kadar büyük bir etiket koyuyorsunuz üstüne? Ben onu anlamıyorum ya. Bir saniye. Bu arada sarı gömlek 38 bedenmiş. Yani dediğim gibi bir beden büyük almışım ama bu üzerimdeki 36 beden. Zaten bunu büyük beden büyük almaya gerek yok. Bu zaten gayet geniş görünüyor. Bu gömlek şeye benzemiyor mu ya? Sünnet çocuklarına böyle giydirilen gömlekler var ya. Aynı ona benziyor. Evet ama giyilir mi? Evet giyilir tabii ki de. Bu arada şöyle manşeti var. Sagaza yazan bir manşeti var. Bu kadar büyük bir manşete gerek var mıydı? İnanın bilmiyorum. Sorgulamak lazım. Cidden. Ama giyilebilir mi? Evet sivişörtlerin içerisine gayet de giyilebilir ki böyle etekle de güzel. Bu etekle yalnız her şeyi yakıştırdım bugün ya. Etekle de gayet güzel olabilir. Oldu. Olur. Gideri var. Severiz. Giyerim. Böyle bu da yine bayağı uzun. Bak eteğimden daha uzun yani gömlek. Güzel. Beğendim. Melike bunu sevdi yani. Bir şey diyecektim ama unuttum ne diyeceğimi ya. Cidden bir şeyler konuşacaktım. Evet saçımda başımda hayır kalmadı. İşte denemeli kıyafet videolarının en büyük sıkıntısı bu arkadaşlar. Saçın başın dağılıyor. Bir yandan makyajın kalmıyor. Giydiğin kıyafetler eğer ki açık renkliyse makyajın ona bulaşıyor. Nefret ediyorum. Bir daha o çamaşırları yıkamak zorunda kalıyorsun. İkinci kez yıkıyorsun. Üçüncü kez yıkıyorsun falan. Ama yapacak bir şey yok. Neyse gelelim şu paketimize. Bu paketin hikayesini anlatmak istiyorum. Bu arada Didem diye bir arkadaşım var. Didemciğim seni çok
seviyorum. Buradan da öpüyorum seni. Didem bir gün sabah bana mesaj attı. Melike senin kedilerin var. Bu bardağı kesinlikle almalısın dedi. Ben de o gönderir göndermez zaten direkt olarak aldım. Hemen bu arada açmamak için kendimi zor tuttum. Sırf şu videolar için paketleri açmıyorum yani. O yüzden sizinle birlikte açacağım. Umarım kırılmamıştır ya da dökülmemiştir. Bir şeyler olmamıştır diyelim. Açamıyorum. Tabii yanımda şu an ne maket bıçağı ne de bir makas olduğundan dolayı şöyle açacağım. Zaten içine poşet koymuşlar. Aa, çok sevindim şu an. Kendilerine ait bir poşetleri var. Poşetleri çok güzel bu arada. Daha içindekine bakmadım. Düşünün yani. Vallahi ellerinden geldiğince paketlemeye çalışmışlar anladığım kadarıyla. Ama ben bunu böyle açamayacağım. Bir saniye bir makas alıp geleceğim. Baştan alıp gelsem bu makası hiç böyle sıkıntı yaşamayacağım yani bir dert çekmeyeceğim ama tembellik başarılar. Şimdi var ya dışından gördüm efsane bir şey ya. Şöyle minnak minyatür böyle miniş miniş falan. Böyle yemelik bir bardak öyle söyleyeyim. Hazır mısınız seyirciler? Tadadadam. Bakar mısınız bardağın tatlılığına? Bak bak burada da var. Bardağın her yeri kedi dolu. Aa, çok güzel. Çok beğendim bu arada. Cidden çok beğendim. Bu markayı dur bakayım yazıyor mu üstünde? Üzerinde yazmıyor arkadaşlar ama mutlaka açıklama kısmına bardağın linkini ve Trendyol satıcısını mutlaka ekleyeceğim. Ve fiyatı cidden çok uygundu ve aşırı güzel bir bardak. Efsane bir şey ya. Çok beğendim. Cidden çok beğendim. Didem'e de buradan teşekkür ediyorum. Böyle bir bardak aldırdığı için bana. Evet. Kasım alışverişinin Part 1'inin sonuna gelmedik. Bir saniye bir şey daha göstereceğim. Evet. Lancome'dan şu ikisini. Bu arada ben bunları açtım. Bunu ve bunu. Bunların paket açılımını bu arada Instagram'da yaptım. Buraya daha yeni çekiyorum. Bu ikisini krem ve serumunu 799 TL'ye Trendyol'dan Lancome'un kendi satıcısından aldım arkadaşlar. Çok 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 iyi bir fiyata geldi. Çünkü bu serumu ben yaklaşık 1,5-2 aydır kullanıyorum. Ciddi anlamda alnımdaki ve göz çevremdeki kırışıklıklar üzerinde etkili oldu. Şu kremi yalan olmasın daha yeni kullanmaya başlayacağım. Bu da zaten böyle gözüme kestiriyordum ama hazır bunun yanında veriliyorken de aldım ki serumu sürekli olarak stokluyorum. Çünkü ciddi anlamda kullanıyorum. Sabah ve akşam olmak üzere makyajlarımdan önce, yatmadan önce kullanıyorum. O yüzden de faydasını gördüm. Mutlaka bu serumu size bir ay kullanın ve faydasını görün derim. O kadar söylüyorum size. Bu şekilde bu ikisini arkadaşlar 799 TL'ye aldım. Hala da indirimdeyse, kampanyadaysa mutlaka açıklama kısmına linkini ekleyeceğim diyorum. Evet. Kasım alışverişinin İlk partının sonuna geldik arkadaşlar. İkinci partı bir hafta sonra yükleyeceğim. Üşenmeyip çekebilirsem inşallah. Hatta bu parttan sonra belki şu kahvem bitene kadar çekerim. Bu arada videomu beğenileri çok az. Abone sayım az. Bakıyorum izleyen sayısı çok yüksek ama abone olan sayısı az arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için ve kanalımın büyümesi için çok önemli. O yüzden abone olup beğenmeyi unutmayın. Ay omuzlarım çöktü. Ya abone ol, beğen, destek ol demek ne kadar zor ya. Bak video boyunca çok rahat konuşuyorum ama bunu söylemek inanılmaz zor. Neden bilmiyorum ama zor yani. Neyse beğenin arkadaşlar videoyu. O kadar uğraşıyoruz. İyi ya da kötü uğraşıyoruz arkadaş.
İzlediysen buraya kadar beğen videoyu, kanala da abone ol. Part 2'de görüşürüz. Bay bay.